Sayın Rektör Yardımcım, saygıdeğer öğretim üyeleri, sevgili öğrenciler, basınımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer katılımcılar ve kıymetli misafirler. Üniversitemiz Psikolojik Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen evlilik okulu seminerlerinin bugün ilkini gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Psikolojik Danışma Merkezi Müdürü Sayın Mustafa Atağ'ın sunumuyla gerçekleşecek olan İnsan Niçin Evlenir adlı seminere hoş geldiniz. Evet, saygıdeğer hocamızı kürsüye davet etmeden önce onun özgeçmişini arz etmek istiyorum sizlere. 1974 yılında Kastamonu Tosya'da doğdu. İlkokulu memleketinde, orta öğrenimini İstanbul Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1997'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdi. 2004 yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını Eru Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Psikolojisi Anabilim Dalı'nda sürdürmektedir. 2001-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda psikolojik danışman olarak çalıştı. 2006 yılında Erciyes Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Atak, 2010 yılında kurucusu olduğu Eru Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi'ne müdür olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir. Atak, 2014 yılında Türkiye'de ilk kez düzenlenen Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu'nun Bilim ve Düzenleme Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2015'te ikincisi, 2016'da üçüncüsü düzenlenen sempozyumlarda Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürmüş ve maneviyat psikolojisinin bilim dünyasına sunulmasında önemli katkılar sağlamıştır. Yazar, bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini Profesör Doktor Hakan Türkçapar'dan almıştır. Akademik çalışmalarının yanı sıra bireysel gelişim, çocuk eğitimi, evlilik ve aile konularında yurt içinde ve çeşitli konferans ve seminerler vermektedir. Kayseri'de Evlilik Okulu ve Anne Baba Okulu'nun kurucusu ve yürütücüsüdür. 2004 yılında Kayseri'de 52 saatlik projesiyle ilk Anne Baba Okulu'nu açan Atak, 2011 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi desteğiyle 20 saatlik Evlilik Okulu projesini yürütmüştür. 2011'de Melikgazi Belediyesi desteğiyle 32 saatlik Anne Baba Okulu projesini hayata geçirmiş, yine 2011 yılında Eru'de aile eğitim seminerleri ve 2014 yılında Eru Tıp Fakültesi'nde evlilik okulu projelerini gerçekleştirmiştir. Çocuk, genç ve aile üzerine bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmalarına 16 yıldır devam etmektedir. Atak evli ve iki çocuk babasıdır. Basılmış eserleri Evleniyor Muyuz, Eğleniyor Muyuz 2014, Öğrenci Olma Kılavuzu 2016 ve Maneviyat Psikolojisi 2016 ki bu iki eser henüz çıktı ve siz değerli okuyucularını bekliyor. Programdan sonra hocamız sizler için imzalayacak kitaplarını. Verimli Ders Çalışma ve Sınav Kaygısıyla Baş Etme 2013 yılında ve Maneviyat Psikolojisi Bildiriler kitabı 2015 yılında basıldı. Ve sizleri daha fazla bekletmeden semineri vermek üzere öğretim görevlisi Mustafa Atağ kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli konuklar, Evlilik Okulu projesine hepiniz hoş geldiniz. Evet, projenin ilk oturumu, ilk dakikaları oldukça fazla ilgi var. Bunu da görüyoruz. Şimdi nasıl bir giriş yapacağız önce bundan bahsedeyim. Evliliğin iki tarafı, yani erkek ve kadın. İlk önce onlar üzerinden giderek niçin evlenmek istediklerine değineceğiz. Arkasından da genel anlamda insan niye evlenir konusunu konuşacağız. Ve son bölümde de aşka, gerçek aşka değineceğiz ve gerçek huzurlu evliliklerin nasıl olması gerektiğine değineceğiz. Böyle bir atmosferde seminerimiz devam edecek. Evet, şimdi baktığımızda son dönemde, son yıllarda
evlilikle ilgili insanların düşünceleri değişmeye başladı. Geçmişte insanlar niye evlenmedi? Şimdi niye evlenmedi? Burada bir farklılık oluşmaya başladı. Şimdi geçmişteki evliliklere baktığımızda, evlilik amaçlarına, yani niyetlerine baktığımızda, özellikle bizim medeniyetimizi irdelediğimizde, 900'lü binli yıllardan itibaren günümüze kadar, özellikle Selçuklu'da, Osmanlı dönemine baktığımızda, bizim dünyamızı şekillendiren manevi ve dini değerler. Ve bu kapsamda da evliliklere bakış açısı, evliliklerin amacına diyelim bakış farklı. O zaman insanlar niye evleniyordu? Peygamberimizin meşhur bir hadisi var. İnsan şöyle bir kadın şu dört şey için tercih edilir. Bir, malı. İki, güzelliği. Üç, soyu soku. Dört, ahlakı, dini. Sen buyuruyor, dördüncü olanı, yani dini güzel olanı, ahlakı güzel olanı tercih et. Bu anlayışla hareket ettiği için bizim medeniyetimiz veya insanlarımız geçmişte yaşamlar, evlilik amaçlarında en ön sıralarda güzel ahlakı, sadakati, doğruluğu, dürüstlüğü ön plana almıştır. Ama günümüze gelindiğinde, yani milli manevi değerlerden biraz uzaklaşmayla birlikte sıralama değişmiş. Yapılan son araştırmalarda, anket çalışmalarında evlilik isteme nedenleri arasında ilk sırada maddiyat, mal mülk, ikinci sırada kariyer, üçüncü sırada güzellik, yakışıklılık gibi bu tür etmenlerin olduğunu görüyoruz. Geçmişlerin ilk sıralarda olan ahlak, güzel ahlak veya doğruluk, dürüstlük, iyi huy gibi erdemler ise maalesef listenin son sıralarında. Yani anlayış değişmeye başladıkça aile müessesesi de bu durumda sarsılmaya başlıyor. Çünkü aile geçmişte cennetten gelen bir kurum olarak görülüyordu. Hazreti Adem ve Havva'nın evliliği cennette gerçekleşiyor. Dolayısıyla insanlığın oluşuyla, varoluşuyla birlikte aile kurumu ortaya çıktı ve bu kurum uzun yıllar böyle kabul edildi ama günümüzde evlilikten beklenenlerle birlikte, evlenme amaçlarıyla birlikte farklı bir noktaya geldi. İşte bugün bizler evliliğin amaçlarını konuşacağız. Yani neydi, ne oldu bunun üzerinde duracağız. Tabii bunu söylemeden önce şöyle bir sıralamamız var. Aile sarsıntıda duruyoruz. Yani nasıl olmasın ki 2015 yılındaki istatistiklere baktığımızda, Türkiye İstatistik Enstitüsü Kurumu'nun istatistikleri 131.830 çift boşanmış Türkiye'de. Her iki eşit hesapladığımızda sayı 2 kaldı. Ve bunların etkilenenleri de düşündüğümüzde aşağı yukarı bir yılda 1 milyon insan boşanmanın şiddetini değişik boyutlarda yaşıyor. Ve bir önceki yıla baktığımızda, 2014 yılıyla karşılaştırdığımızda %0.7'lik bir artıştan bahsediyoruz. Daha açık bir rakam vermemiz gerekirse Türkiye'de günde 360 çift boşanıyor. Her gün 360 kişi boşananlar listesine eklenmiş oluyor maalesef. Yine TÜİK'in son 10 yıl araştırmasına baktığımızda, son 10 yıldaki boşanma durumlarına baktığımızda, insanlarda %38'lik bir artış görülüyor. Bu 2013'e göre, 2014'te 15'te kaldığımızda yaklaşık %42 oranında boşanmalarda artış var son 10 yılda. Hakikaten çok büyük bir artış. Ve yine evlenme oranlarına baktığımızda, burada da ters bir şey var, evlenme oranlarında da %2.5'luk bir azalma var. Bu ikisini karşılaştırdığımızda nerede, nereye gidiyoruzun sorusunu sorabiliriz. Yine tabii Türkiye'de bunlar olurken genel anlamda içinde yaşadığımız şehirde, Kayseri'de, büyükşehir olan Kayseri'de durum nasıl dediğimizde Türkiye'den çok da farklı değil. Zaten boşanma istatistiklerinde genelde üst sıralarda yer alıyoruz ve geçen yıl 2015
rakamlarına baktığımızda 2015'te 2611 çıkmış anlardayız. Ve daha ötesi, evlenen her 4 kişiden 1 boşanıyor Kayseri'deki istatistikler bunu gösteriyor. Ve yine Kayseri'deki aile mahkemelerine baktığımızda, şu an Murat Hocam bunu daha iyi bilir, 5 tane aile mahkememiz var. Ve bu mahkeme sayısı da ihtiyaca tam anlamıyla cevap veremiyor. Yani iş günü oradaki arkadaşlar yoğun olduğunu söylüyor. Evet, bu olumsuz bir tablodan sonra hemen sorumuzu soralım. Neden? Niye böyle? Hata nerede? Suçlu kim? Evet, buradaki en önemli neden evliliğin başlangıcındaki amaçlar, beklentiler. Biraz önce bir fakültenin yanına geçerken bir araştırma görevlisi arkadaşımla konuşuyorduk. Ayaküstü en büyük okulla ilgili. Söylediği cümle şuydu: hocam biz evlendik ama hiç beklediğimiz bir şey değilmiş. O kadar farklı düşünüyordum ki evliliği. Şok yaşıyorum hala. 2 yıllık evliyim diyor. Evet, işte o evliliğin başlangıcındaki beklentiler, evlenme amaçları, insanın niçin evlendiği bu anlamda çok önemli ve bu boşanmalarda da çok etkili olduğunu düşünüyorum. O yüzden evleniyor muyuz, evleniyor muyuz sizin kitabınızda da ilk konumuz insan niçin evlendiği ve evlilik okulunun ilk konusu da oldu. Çünkü niçin evlenmek istediği insanın önemli. Tabii sadece suçu, yani buradaki yanlış amaçlardan mı kaynaklanıyor? Büyük oranda öyle ama başka şeyler de var. Aileler bu konuda çok suçlu. Çünkü gençleri yeterince evliliğe hazırlayamıyorlar. Eğitim sistemi, okullar akademik başarıyı önemsiyorlar. Herkes başarılı olsun. TEOG'da başarılı olsun. VGS'de üniversite bir sınavda başarılı olsun. Üniversite bitirdiğinde herkes ortalaması yüksek olsun diyoruz ama gençlerin evliliğe hazırlığı veya sorumluluk alabilme gönlünü maalesef eğitim sistemi hiçbir şekilde dikkate almıyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Evliliği kaldıramayacak gençler karşımıza çıkıyor. Başka sorumluluk kimler? Yine nikah cüzdanını veren belediyeler. Yani bu nikahta evlilik cüzdanını verirken aynı zamanda o gençlerin o evliliği devam edebilmesi için de ciddi çalışmalar yapmaları gerekiyor. Başka Türkiye'de Aile Bakanlığı dediğimiz 2011 yılında kurulan, 2010 yılında dediğimiz hatırlayabilirim, bir bakanlığımız var. Aslında şu söylediğim verilere göre Aile Bakanlığı'nın birinci önceliği Türkiye'de boşanmaların engellenmesi. Yani aile birliği bütünlüğünü sağlamak olmalı. Diğer işler daha sonraya kalmalı diye düşünüyorum. Evet, o zaman madem ki boşanmalarda, Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunlarda en önemli şey amaç, yani evlilikten beklentilerin değişmesi, biz de bunun üzerine konuşalım. Şimdi şöyle biraz eskiye doğru gidelim. Bizim çocukluk dönemlerimizde meşhur Türk filmleri vardı. Halen de nostaljik olsun diye yayınlanıyor televizyonda. İşte Hülya Koçyiğit, Edis Kun filmleri mesela. Veya Kadir İnanır, Türkan Şoray filmleri. Buralarda neyi görüyoruz? İşte genç evlenmek istiyor. Bayağı bir uğraş sonunda, filmin sonlarına doğru artık evlilik teklifi yapıyor ve evleniyor. Aile, çeşitli engeller sonunda evleniyorlar. Tabii bu filmlerde devamını göremiyoruz. Devamında ne oldu bu? Hiçbir zaman hiçbir filmde göremediğimiz bir şey. Veya son dönem dizilerine baktığımızda, dizilerde de aynı şeyi görüyoruz. Evet, yani niye evleniyor bunlar? Şöyle diyelim, Hülya Koçyiğit ve Edison karşılaştı. Edison evlilik teklifinde bulundu filmde. Niye Edison evlilik teklifinde bulundu? Daha genel anlamda sorarsak, bir erkek bir kadına niye evlenmek ister? Erkekler kadınlara niye evlenmek ister? Buraya girmeden önce beklentiyle ilgili bir önemli bir mesajımız da var. Kadınlar erkeklerin niye evlendiklerine baktığında o kadar çok şey buluyor ki
bu kadar da çok şey isterim mi diyor. Aynı şey erkekler de kadınlar için düşünüyor. Onların evlilikten beklentilerine baktığında düşüncesi bu kadar da çok şey istenir mi? Yani günümüzde evlilikten beklentilerin ne kadar arttığını gösteren bir resim. Evet, erkekler evlilikten ne bekler dedik, niye evlenir dedik. Bunlar üzerine konuşalım öncelikli olarak. Çünkü evliliğin iki ayağı, erkek ve kadın, önce erkekten başlıyor. Seviyede genelde kadından başlanır ama birincisi düzenli yaşam, bunları açıklayacağım. İkinci, evlilikten beklenti, cinsellik erkeklerde. Üçüncüsü çocuk, dördüncüsü dostluk bekleme, beşincisi var olan özgürlüklerinin sürmesi, altıncısı da şefkat ve ilgi. Evet, düzenli yaşama başlayalım. Şimdi bekarlık döneminde gençler, erkekler ne yapmıştır? Düzenleri bozulmuştur. Daha doğrusu düzenli bir yaşam içerisinde değildir. Yeme saatleri düzenli değildir. Ütüsünü düzenli yapmıyordur. Veya yatış kalkış saatleri farklıdır. Gece geç saatlere kadar eğleniyordur. Dolayısıyla yaşamında bir düzensizlik vardır. İşte bu düzensizliği aşmak için gençler, erkekler ne yapıyor? Evleniyor. Yani düzenli, düzensiz bir yaşamla düzenli bir yaşama geçmek için evleniyorlar. İşte bu resimde de aslında erkeklerin, birçok erkeğin niyetini ifade eden, ironik bir şekilde ifade eden bir gerçek var. Yani kadının verdiği cevap hanımlar için çoğunluğu düşündüğü değil ama erkeğin söylemleri, erkeklerin genelde düşündükleri. Evet, ikincisi erkeklerin evlenme nedenlerine tekrar döndüğümüzde cinsellik. Evet, erkekler düzenli bir cinsel yaşam istiyorlar. Böyle bir niyetle evleniyorlar ve evlilikte cinsel yaşamı düzene girmezse bundan çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Hatta düzenli cinsel yaşam olmadığı için psikolojik sorun yaşayan birçok erkek olduğunu söyleyebiliriz. Bu cinsellik konusu yine bizim evlilik okulu programımız içerisinde var. Detaylı bir şekilde size anlatılacağı için ben o kısma çok fazla girmiyorum ama psikiyatrist doktor Hatice Ali Başoğlu size o konuda detaylı bilgi verecek. Evet, üçüncü nedeni erkeklerin evlenme istemesinin nedeni çocuk isteme. Belki evliliğin ilk yıllarında hani olmasa da olur diyor erkekler ama ilerleyen yıllarda eğer çocuk sahibi olamama durumu varsa, ne diyelim nasip olmuyorsa, başka nedenlerle engelleniyorsa buna çok büyük rahatsızlık duyuyorlar. Yani erkekler ne ister? Kendi kanından, kendi neslinin devamını istiyor. Böyle bir niyetleri var. Üçüncü evlenme isteme, evlilik isteme nedeni de çocuk isteme. Evet. Arka taraf görebiliyor değil mi kartımızı? Dördüncüsü dostluk. Yani dostluğu bize kadınlar ister. Onlar bekler zannediyoruz ama erkekler için de geçerli. Erkekler her şeyleri paylaşabilecekleri, hatta erkek arkadaşlarıyla sohbetlerinde konuştuklarına dahi konuşabilecekleri bir eş beklentisiyle evleniyorlar. İşte nedir bu? Mesela futbol seven bir erkek futbol tartışmasını, futbolla ilgili muhabbeti de eşiyle yapmak istiyor gibi. Evet, burada da dostluğu tanımlayan bir cümle ki kişi ihtiyacım var dediğinde değil dostluk. Sadece o değil, demese bile, ihtiyacı olduğunu söylemese bile ihtiyacını hissedip yanında olabilmektir. İşte uzun süre evliliklerde, işte 70'li, 80'li yıllarda baktığımızda hala o sevgiyi yüzlerinden okuduğumuz yaşlı çiftlere baktığımızda dostluk anlayışını devam ettiğini görüyoruz.
Özgürlüklerin sürmesi bir diğer erkeklerin evlilik nedenleri içerisinde. Bu nasıl olacak diye düşündüğümüzde şimdi erkekler evlenmeden önce oldukça özgürler. Arkadaşlarıyla takılıyorlar, bir sürü aktiviteye katılıyorlar. Ve bu durumun evlendikten sonra da devam etmesini düşünüyor. Yani evliliğin buna engel olduğunu düşünmüyor erkekler. Özgürlüklerinin evlendikten sonra da devam edeceği düşüncesiyle evleniyorlar. Evet, bu daki örnek tabii biraz da abartılı, biraz farklı bir örnek. Tamamen erkeğin özgürlüğüne dayalı. Birisi özgürken diğerinin ezildiği, hatta gittiği bir örnek diyebiliriz. Şefkatle ilgi. Tabii şefkat ve ilgiyi sadece kadınlar beklemiyor. Erkekler özellikle annelerinden görmüş oldukları şefkat ve ilgiyi bekliyorlar. Annelerinin mesela evi dağınık bıraktı. Arkasından anneleri sürekli topluyor. Bu beklentiyi eşine yansıtıyor. Yani eşine o yüzden de birçok erkek annesine benzeyen, özellik olarak benzeyen, fiziksel anlamda değil ama daha çok özellik olarak benzeyen, huy olarak, davranış olarak benzeyen kişileri tercih ediyor erkekler. Bunun altında yatan psikolojik etken olduğunu düşünüyorum. Yine erkekler ilgi de bekliyor şimdi. Yani eve geldiğinde annenin hatırlığı olması, kapılaştığında güler yüzlü bir şekilde eşinin kendisini karşılamasını istiyor. Giderken vermesini istiyor ve bu evliliklerde ilişkinin sürdürülmesinde önemli bir şey. Yani işe giderken veya gelirken eşler birbiriyle sarılmıyorlarsa ya da güzel bir şekilde kurulamıyorlarsa evliliğin çok iyi gitmediğinin kanıtı diyebiliriz. Evet, burada da farklı bir ilgi anlayışı, fedakarlık anlayışı göze çarpıyor. Tamamen yapay, erkeğin fedakarlık anlayışı ortada. Şimdi birinci kısımda erkeklerin neden evlenmek istediğini konuştuk. Bir de baktığımızda insanlar birçoğu, erkeklerin birçoğu evlenmek istemiyor sonunda. 30'lu 40'lu yaşlara gelmiş gençlere bakıyoruz. Ya evlenmiyor musun dediğinizde büyük bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Hatta şöyle diyenler var, sen evlen, niye sen evlenmiyorsun diye karşısındaki yaşlı başlı insanlara bile böyle tepki gösteren erkekleri görüyoruz. Erkeklerde maalesef son dönemde evlilik fobisi, evlilik korkusu oluşmaya başladı. İşte neden bu? Bunun üzerine de durmak gerekiyor çünkü bu her geçen günde artıyor bu fobi sayısı. Bunlar bir tanesi özgürlüğün biteceği düşüncesi. Erkekler özgürlüklerinin evlilikle birlikte biteceğini düşünüyorlar. Bundan dolayı evleniyorlar. Veya özel alanlarını kaybetme korkusu. Kendini evlenecek olgunlukta görememe ve eski olumsuz deneyimler. Bunları açıklayacağım. Özgürlüğün biteceği düşüncesi. Şimdi böyle düşünen erkekler için ki genelde de toplumda söylenen bir söz var. Bekarlık sultanlıdır. Bu düşünceden hareket ediyor. Yani özgürlük evlendiğimiz zaman bitecek artık. Arkadaşlarıyla buluşamayacak, sosyal ev dışında hiçbir aktiviteye katılamayacak düşüncesi hakim. Ve bundan dolayı da evlenmek istemiyor ki bu düşüncede dolayı evlenmek istemiyor. Değişik bir örnek. Evlenince farklı, evlenmeden önce farklı. Evlenmeden önce dağa denen, su getiren Ferhat, evlendikten sonra mutfaktan bir bardak suyu getiremeyecek kadar ne yapıyor? Değişiyor, farklılaşıyor. Özel alanlarını kaybetme korkusu. Şimdi bekar erkekler genelde evlerini kendilerine göre düzenlenir.
maçı seviyorsa futbol izleme olası olur. Ne bileyim, nargile içiyorsa haftada bir iki kere nargile olası olur. Yani kendi keyfine göre düzenlemiş olduğu ev, o özel alanı evlilikle birlikte ne yapacak? Sarsılacak, değişecek. İşte bu özel alanlarını, özel yerlerini kaybetmemek için evlenmeyen erkek sayısı da oldukça fazla. Evet, bu örnek de oldukça güzel bir örnek. Bunu hızlı geçmiyorum. Şöyle bakalım. Yani hediyeyi de yine kendi istediği doğrultuda alan erkek profili ama kadın da bunu lehine çevirmeye çalışan bir profil. Kendini evlenecek olgunlukta görme. Maalesef erkeklerin çoğunluğunda var dedim. 30'u geçen erkeklerin evlenmesi bunu gösteriyor. Bu konuda filozof Thales'in geçmişte bir örneği var. Thales'e annesi sürekli evlilikten bahsediyor. Evlenmesi gerektiğini söylüyor. Çeşitli gelin adayları gösteriyor. Her seferinde Thales'in cevabı anne çok erken. Bu böyle devam ediyor. Derken aradan yıllar geçiyor. Thales bekar kalıyor. Annesi yine evlilikle ilgili konuşmaya başladığında Thales'in bu seferki cevabı farklı. Anne artık çok geçti. Maalesef gençlerde de bunu görüyoruz. Kendini olgun görmüyor. Bu da tabii başta söylediğim giriş yaparken anlattığım eğitim sisteminin veya aileden yetişmenin, ailenin yaklaşımının oldukça yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gençleri akademik hayata hazırlarken ya da meslek hayatına hazırlarken gelecekte iyi bir lise okusun, iyi bir üniversite okusun, iyi bir iş sahibi olsun diye can iyi bir eş olsun diye bir çaba içerisinde olmadıkları gibi hiç de önemsemiyorlar. Evet. O zaman yaşlılıkta dahi bu durum, bu olgunluk anlayışı hala devam ediyor. Ölene kadar kendini hazır hissetmeyen çiftlere rastlayabiliyoruz. Eski olumsuz deneyimler, özellikle aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi daha önce erkekler böyle bir ilişki yaşamış. Yani görmüşler, taraftan da görmüşler. Bunlar evliliğe karşı onun erkeklerde olumsuz duygular oluşturuyor. Yani bu tür erkekler maalesef evlenmek istemiyor. Aynı şeyleri tekrar yaşadık diye. Halbuki önemli olan nedir? Geçmişte yaşadıklarından kişinin hatalarından, günahlarından ders alıp aynı şeyleri tekrar etmesin. Evet, bu örnek de oldukça güzel bir örnek. Şimdi geldik evliliğin ikinci tarafına. Kadınlar niye evlenmek ister? Sonra niye evlenmek istemez diyeceğiz. Tekrar o başta anlattığım Hülya Koçyiğit Kartal Tibet sahnesine geldiğimizde Hülya Koçyiğit Kartal Tibet'in evliliğini, evlilik teklifini kabul etti. Evet. İşte erkekler, Hülya Koçyiğit'in nezdinde konuyu genişletirsek kadınlar niye evlilik teklifini evet der veya niye evlenmek ister? Burada birkaç tane erkeklere göre biraz daha fazla madde var. Bir tanesi kadının fıtratı ve yaratılışı. İkincisi çocuk sahibi olma isteği kadınlarda. Üçüncü neden beyaz atlı prensine kavuşma hayali. Dördüncüsü dostluğa duyulan ihtiyaç. Beşincisi mahalle baskısı. Altıncısı ekonomik nedenler. Ki önemli bir neden, cinsellik ve bir de daha iyi bir sosyal ortam, daha iyi bir sosyal yaşam.
Evet, birincisi dedik, kadınların evlenme istemesinin nedenlerinden bir tanesi kadının fıtratı. Kadınlar bir defa tek başlarına hayatın yükünü kaldırabilecek kadar durumda değiller. Yani bütün hayatın yükünü yüklediğimizde zorlanacakları kesin. Bunu biz nerede görüyoruz? İşte evlenmeyen, belli bir yaşta hala bekar olarak yaşayan kadınlara baktığımızda bunu çok rahat görüyoruz. Çünkü kadın yaratılışta her işi yapacak düzeyde yaratılmamış. Yani erkeğin yapacağı işler var, onları da kadın yaptığında ne yapıyor? Zorlanıyor. O yüzden kadınlar yaratılışı gereği erkeklere göre daha da evliliğe meyilliler diyebiliriz. Bu konuda geçen yılki Maneviyat Psikolojisi Sempozyumunda evlilikte cerrah-cemal dengesi diye bir konumuz var, oturumumuz var. Ona katılanlarınız varsa hatırlarlar. Mustafa Mertel hocam anlatmıştı. Evet. Orada cerrah-cemal dengesinden bahsetmişti. Ne demek bu? İşte Allah'ın isimlerinden biz 99 olarak ifade ediyoruz ama bir sürü isim var. Onlardan Celal ismi ve Cemal ismi. Özellikle Cemal isminin güzellik ifadeleri, ismin kadınlarda ağır bastığını, Celal isminin de işte şiddet, sertlik ifade eden Celal isminin de erkeklerde ağır bastığını ifade etmişti bu seminerde. Ve bu ikisi, yani evlilikle birlikte aslında insanlar Celal ve Cemal demiyor. Yani erkek işte o maçoluk, sertlik yönünü evlilikle birlikte ne yapıyor? Düzeltiyor, törpülüyor. Aynı şekilde kadın da aşırı şefkatli, aşırı merhametli yönünü celalle biraz dengeliyor. Yani duygusallık mesela onlardan bir tanesiydi. Aslında kadının fıtratında bu var. Hem erkeğin de var ama kadında daha fazla gözüküyor. Yoksa bu örnekteki ablamızın durumuna düşüyor işte 35-40 yaşında hala evlenmeyen, yaşamlar bekar olarak devam eden hanımların yaşadığı durumu çok güzel ifade eden bir şey. Ben bu kısmı özellikle çok önemsiyorum. Evet, ikincisi kadınların evlenme nedenlerine geldiğimizde bizim salonda da çoğunluk hanımefendileri görüyorum. Çocuk sahibi olma isteği. Ve yine baktığımızda kadınlar zaten çocuk yetiştirmeye de meyilli. Mesela çocuk gelişimi bölümlerine bakıyoruz Türkiye'de. Daha çok kızlarımız devam ediyor ama son yıllarda erkekleri de almaya başladı bu bölümlere. Orada okuyan bazı öğrenciler ya da şu anda öğretmenlik yapanlara baktığımızda bu küçük çocukların eğitimiyle ilgili şeylerde zorlanıyorlar. Niye? Çünkü yapılarına ters. Yani o dönemde çocuklarla ilgilenecek olan, onlara eğitecek olan anneler. Anne şefkatinin yansıması gerekiyor çocuklara. Belki ilk öğretimdir ve ikinci kademede erkekler olabilir ama yani bunun ben yanlış olduğunu o ilk defa öğrenci almaya başladıklarında da söylüyordum. Ve hayatın içerisinde baktığımızda da görüyorum. Çünkü erkeklerde var okul öncesi öğretmen ama bir süre sonra idareci olarak ya da o ortama başka bir işe kendini yönelterek işi kurtarmaya çalışıyor. Yani çocuk sahibi konuyu dağıtmadan ifade edersek çocuk sahibi isteği olma, çocuk sahibi olma isteği oldukça önemli dediğim gibi. Evet, burada da konuyu ifade eden bir resim. Beyaz atlı prensine kavuşma hayali. Bu özellikle ailesinde sorun yaşayan, ailesi tarafından bunaltılan diyelim kızlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yani bir gün işte bu bunaltılı ortamdan kurtulacak, beyaz atlı bir prens gelecek ve onu o ortamdan çıkartacak, onu sevecek. Bu şekilde düşünüyor maalesef genç kızlarımız. Dolayısıyla da o beyaz atlı prensine bir türlü ulaşamıyor. Bekliyor, yıllarca bekliyor. Ama beyaz atlı prensine
prensinin yenmeyeceğini anlıyor. Tıpkı buradaki ablamız gibi. En sonunda daha çok bekleyeceğini anlıyor. Aynı zamanda evlilikteki kriterleri de görüyoruz. Yani yaş ilerledikçe, evlenme geciktikçe kriterlerin arttığını görüyoruz. İşte akıllı, duyarlı, vicdanlı, adil, güçlü diyor buradaki kriterler. Her geçen günle artıyor. Her edindiği tecrübeyi bir kriter olarak ekliyor gençler maalesef. O yüzden de evlilik gerçekleşmiyor. Dostluğa duyulan ihtiyaç. Özellikle kadınlarda da bu ağır basıyor, erkeklerde de var demiştik. Yani kadınlar paylaşmak istiyor. Anlaşılmak istiyor erkekler tarafından, eşi tarafından. Niyet de ediliyor. Yani çoğu insanın onu anlamadığını düşünüyor ve kendisini anlatabilecek, kendisini anlayabilecek, her şeyi paylaşabileceği birine ihtiyaç duyuyor ve ondan dolayı evlenmek istiyor. Yine bu resimde bu durumu çok güzel özetliyor. Yani kadının niyetine, erkeğin düşüncesine, birbirlerini aslında anlamadıklarında burada birbirleri hakkında yanlış düşündüklerini de görüyoruz. Mahalle baskısı. Çevrede herkes evlenmiyor. Hanımefendiler oturmalara gidiyorlar, arkadaşlarıyla buluşuyorlar. Ya ne oldu, ne zaman evleniyorsun? Nişan var mı? Parmağında yüzük göremiyoruz. Sürekli baskı var. Ne yapıyor bu durumda genç kızlar? Ya o oturmalara katılmıyor, kendini toplumdan soyutluyor ya da evlenmek için çaba gösteriyor. İki ihtimal var. Ya, kulağını tıkayıp bu oturmalara devam edemez bir süre sonra bundan rahatsızlık duyuyor. Evet, mahalle baskısının farklı bir boyutunu da burada göreceğiz resimde. Ekonomik sebepler. Özellikle kadınlar daha iyi ekonomik duruma ulaşmak için bütün düşünceyle evlenenler daha iyi ekonomik duruma ulaşmak istiyor. Bu konuda da evlendikten sonra eşinin işte geliri gideri her şeyi denetlemeye çalışıyor. Kontrolü kendi eline almaya çalışıyor. Maalesef ekonomik temelli evlilikler fazla. Onu insan genel anlamda niçin evlendiğine geldiğimde bunu detaylı, biraz daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Evet, bu görüşte biraz abartılı olsa da çok da yanlış değil. Bekar erkeğin maaşı 2000 lira, kadının 1000 lira eski rakamlara göre alınmış. Evlendikten sonra erkeğin maaşı 0, kadının maaşı 3000 lira olmuş oluyor. Çok da abartılı olsa da haksız da sayılmaz. Evet, cinsellik bir diğer kadınlarla evlenme nedeni. Yalnız kadınlarda daha arkalarda dikkat edersiniz. Erkeklerde daha önde cinsellik düşüncesi. Bu konuda da ne diyebiliriz? Yine bunu biz bu konuya girmeyelim. Cinsellik kısmında anlatılacak zaten. Daha iyi bir sosyal yaşam ki kadınlar özellikle bir kısmı diyelim bu beklentiyle evleniyor. Yani evlendikten sonra daha iyi bir ortam olacak. Daha güzel bir sosyal topluluk içerisine girecek. Farklı kişilerle tanışmış olacak. Bu beklentiyle evlenen, bizim terapilerimizde de gördüğümüz, evliliklerin baş tarafına baktığımızda incelerken fark ettiğimiz birçok kişi var, birçok genç kızlarımız var. Evet.
burada da farklı bir sosyal yaşam anlayışı. Şimdi ikinci boyutuna geldik kadınların. Evlenmek isteme nedenlerini öğrendik. Bir de evlenmek istememe nedenleri var. Son yıllarda kadınlarda da, erkekler kadar olmasa da, evlenmek istememeye doğru bir gidişi görüyoruz. Onlarda belki fobi denmez ama bunlar neden kaynaklanıyor, niye evlenmek istemiyorlar dediğimizde bir tanesi sorumluluk almak istememek. İkinci nedeni aile ve çevresindeki olumsuz evlilik modelleri. Üçüncü nedeni de kariyer isteği. Sorumluluk almak istememek. Şimdi bekar olarak yaşayan bir bayan. Ne yapacak? Evlendikten sonra kayınpeder, kayınvalideye hizmet etmek zorunda kalacak geri gelir. Onlara en azından hürmet etmek zorunda kalacak. Başka çocuklara bakacak. İşte evin yemeğiydi, söküğüydü, ütüsüydü derken büyük bir yük altına itmiş olacak kendini. Yani sorumluluk oldukça artmış olacak. Tek başınayken rahat. Dolayısıyla sorumluluk almak istemiyor bazen. Evlenmek de istemiyor. Sonra da cesaretsiz yaşamaya devam ediyor. Sorumluluk alamadığı için hayatının ilerleyen yıllarında karar veremiyor. Karar verme yetisini zayıflatıyor. En küçük şeylerde bile karar vermekte güçlük yaşıyor. Aile ve çevredeki olumsuz evlilik modelleri. Bu da yine oldukça önemli bir neden. Çünkü başta anlattığımız evliliklerdeki boşanmalar veya aile içi şiddetin artmış olması. Bütün bunlar bayanları evlilikten soğutuyor. Başka yine etrafında konuşulanlar, evli bayanlar, arkadaşları ya da kendinden yaşça büyük olan bayanlar ne diyor? Sakın ailelerine başını yakma diye bu tür tavsiyeler ya da evliliklere baktığında mutsuz tabloları görüyor. Yani insanlar evli ama çok da mutlu değiller, huzurlu değiller. Bunu fark ediyor. Bunlar da yine evlilikten insanları soğutuyor. Evliliğe olumlu bakan bir bayan gazeteden okuyor ama yaşantısıyla ona olumsuz mesaj veren, yani evlenmene gerek yok diyen bir başka hanımefendi diyaloğunu burada görüyoruz. Evet, kariyer isteği. Son yıllarda özellikle evliliğin gecikmesinde ya da evlenmemede etkin olan nedenlerden bir tanesi. Evet, üniversitede ben bunu çok fazla görüyorum. Toplum içerisinde de yaygın ama işte yıllarca bakıyorsunuz akademik kariyer yapmak için evlenmeyen kişilere başlıyorsunuz. Yani bu nereye kadar? Bunu düşünmek lazım. Bununla ilgili şöyle bir örnek olay anlatmak istiyorum terapilerimizle. Bir 35'li yaşlardaydı o zaman hanımefendi. Akademik kariyer yapmış, belli bir noktaya gelmiş. Diğer taraftan son model bir araca sahip. Evi var. Ama mutsuzum. Nedenini açıklarken de kendi arkadaşlarını, üniversitedeki arkadaşlarını, okulları biter bitmez, hatta bir kısmı son sınıfta evlenmiş arkadaşlar. Ve hepsinin 3'er, 4'er, 2'şer tane çocukları var. Ve çok mutlular. Ama kendisinin birçok şeye sahip olduğunu, kariyer anlamında, maddiyat anlamında, bunlardan çok iyi düzeyde olduğunu ama yalnız hissettiğini kendisi söylemişti. Ve bu yalnızlık duygusunu da bir türlü yok edemediğini, kapatamadığını ifade ediyor. Evet, kariyer isteyenle, çocuk isteyenin örneğini hangi yıllarda görüyoruz.
Şimdi kadın ve erkeğin niye evlenmek istediğini ve niye evlenmek istemediğini gördük, anladık. Bunlardan da yola çıkarak daha genel anlamda insan neden evlenir sorusunu, başta sorduğumuz soruya tekrar dönersek ve özetlemiş olursak bunu, bir tanesi sosyalleşme nedeniyle evlenmek ister. Sokrates der ki, evleniriz, hatta mutlaka evlenirizle evlenmeliyiz. Eğer karınız iyi çıkarsa mutlu olursunuz, kötü çıkarsa filozof olursunuz. Bunu bir düğün konuşması sırasında anlatmıştım bir hikayeyi. Oradaki konuklardan bir tanesi dedi ki, hocam hepimizi filozof yaptınız ya dedi. Felsefe okumadan filozof olduk demişti. Evet, sosyalleşme önemli çünkü insan yalnız başına yaşayamaz. Yani yaratılış gereği insanın insanlara ihtiyacı vardır. Kesin. Dolayısıyla evlilik de bu manada zorunludur, gereklidir. Bu konuda iki tane araştırmaya değineceğim. Bir tanesi Amerika'da bir örnek. Katolik bir kız, genç kız, gayrimeşru bir ilişki sonucunda bir çocuk sahibi oluyor. Kimsenin bilmesini istemiyor ve çocuğu bodrum katta çocuğa bakıyor, çocuğuna, kız çocuğu. Sadece yemesini, içmesine, yani yemeğini götürüyor, suyunu götürüyor. Başka hiçbir şey yapmıyor, herkes görmesin diye de onları da gizli yapıyor. Yıllar sonra doğal bazcılar orada çalışma yaparlarken orada çeşitli garip sesler duyuyorlar ve bu çocuğa ulaşıyorlar. Bunu devlete teslim ediyorlar. 18 yaşına gelmiş. Fakat konuşamıyor insan. Kıyafet giyemiyor. Giymesini de bilmiyor. Yani normal bir insan gibi yaşayamıyor. Bakım evlerine veya yetiştirme yurtlarına bizdeki ifadesini alıyorlar. Çocuk çok kısa bir süre sonra kız biraz uyuyor. Yani o hayata adapte olmuyor. İkinci bir örnek de Hindistan'da. Hindistan'da avcılar av sırasında iki tane çocuk doğurdu. Biri 6 yaşında, diğeri de 9 yaşında. Bu çocuklar bir kurt tarafından yetiştirilmiş. Yanında da bir kurt var. Gerçek bir olay, literatüre geçmiş bir olay. Ve kurt gibi hareket ediyorlar. Yürüyüşleri dört ayak üzerinde. Yani ellerine de yere koyar. Yemekleri kurt gibi yiyorlar. Suyu içişleri öyle. Yine aynı şekilde devlet korumaya alıyor. 6 ay sonra her ikisi de vefat ediyor. Yani sosyal ortamda yaşamadığı için daha sonra sosyal hayata uyum sağlayamıyor. Aslında insan sosyal olarak programlanmış. Dediğimiz gibi mutlaka diğer bir insana ihtiyacı var insanın. Robinson Crusoe'da hiç insan görmediği halde değil mi? İlk insanla karşılaştığı zaman adada sevinçten göklere zıplıyor. İnsanın ne olduğunu belki bilmiyor ama kendine benzerleriyle karşılaştığında mutlu oluyor. Evet, ikinci nedeni insanların neden evlenmesiyle ilgili benlik bütünlüğü. Yani evleniriz neydi? Evlenmeyen insanın dini yarımdır. Evleniriz, dininizi tamamlayın insan istiyor. Dolayısıyla benlik bütünlüğü, yani eşlerin bütünleşme isteği bu manada önemli. Yani ancak evlenmeye parçalar hazır birleşiyor ve bütün ortaya çıkmış oluyor. Bu manada benlik bütünlüğü evliliklerde önemli bir neden. Toplumsal baskı bir diğer insanın evlenme nedeni, sosyal baskı. Sürekli evlen diyor herkes. Nereye gitseniz evlenme diyor. Evlilik önemli. Ya işte bu bekarlara bir baş göz etsek, ailelerin düşüncesi. Bütün bunlar gençleri bunaltıyor. Yani bunaltmanın ötesinde evlenmesi gerektiği empoze edildikçe de evliliğe doğru kendini itiyor. Ekonomik nedenler. Bunun üzerinde biraz duralım ekonomik nedenlerin. Çünkü
son yıllardaki evliliklerde ekonomik nedenler o kadar önemli hale geldi ki daha evlilik başlamadan, nişanlılık aşamasında sen şunu aldın, ben bunu almadım şeklinde tartışmalar nişanlıyken nişanın bozulmasına bile neden olabilir. Bununla ilgili öğrencilerimize, geçmişteki bizim öğrencilerimize bir örnek vereceğim. Üniversite son sınıfa giden bir kız öğrencimiz, Kayseri'den bir delikanlıyla işte nişanlanıyorlar, birbirlerini seviyorlar. Ve erkeğin ailesi kızla ilgili araştırma yapıyor. Niye araştırıyor? KYK'da kalıyor ya kredi iktidar konumunda. Acaba oradan burs alıyor mu? Karşılıklı, yani daha sonra geri ödemeli olacak şekilde burs alıyor mu? Bunu araştırıyor ve burs aldığını tespit ediyor KYK'dan öğreniyor. Ve bu nişanın bozulması için büyük çaba sarf ediyor. Çünkü ne yapacak bu kız? Mezun olduktan sonra birkaç yıl borç ödeyecek. Halbuki ailenin durumu çok iyi. Yani öyle o kadar küçük miktarları falan ödeyemeyecek durumda da değil. Ama ekonomik düşüncenin insanı nereye vardırdığına bir örnek ekonomik nedenleri. Materyalist sistemle birlikte, materyalist anlayışla birlikte maalesef ekonomi hep ön plana çıkıyor son yıllarda. Yani eskiden işte bir kuru ekmek olsa yeter diyen, bu şekilde düşünerek evlenen, gerçekten hiçbir malı mülkü olmadan evlenen insanlar vardı. Ama şimdi hep bunlar düşünülüyor. Evlilik programlarına baktığımızda bir de yaşlı başlı koca koca insanlar, hanımefendiler, beyefendiler soruyorlar işte, özellikle hanımlar soruyor. Evi var mı? Bankada ne kadar parası var? Arabasının markası ne? Gibi onlarca soru soruyor. Ve bunları didik didik araştırıyor her şeyiyle. Bu da ekonomik temelli evliliklerin ne kadar arttığına örnek. Bir diğeri cinsellik. Aslında cinsellik evliliklerde son dönemde yine ekonomiklikten sonra önemli nedenlerden biri evlenme isteğindeki ve buna dayalıysa sadece evlilik, cinsel amaçla gençler evleniyorlarsa bir süre sonra cinsel anlamda elde ettikten sonra yani cinsellikleri yaşadıktan sonra çok da değerli olmadığı düşüncesi hakim olabilir. Yani sadece cinsel temelliyse, beraberinde aşk yoksa, başka duygular hakim değilse bu tür evliliklerde aldatmalar daha fazla olabilir. İş ortaklığı olarak görülmesi evlilikler. Özellikle Batı'da yaygın ama Türkiye'de de son yıllarda hanımların çalışma hayatına fazlaca girmesiyle birlikte bu tür paylaşıma dayalı evlilikleri görüyoruz. Özellikle feminist anlayışlar da olabilir. Her şey ortak. Ve iş ortaklığına dayalı evliliklerde sözleşmeler vardır. Sosyete kesimde bunu daha fazla görüyoruz. İşte faturalar senin, mutfak benim. Her şey paylaşılmıştır. Burada zorunluluklar olduğu için ciddi bir aşk yaşanmıyor. Dolayısıyla bu evlilik insanlara bir süre sonra ağır geliyor. Son olarak da çocuk sahibi olma isteği. İnsanın neden evlendiğini konuşuyorduk. Aslında evliliğin nihai amacı da bu. Şimdi evliliğe şöyle baktığımızda insan ne yapıyor? Önce birinden hoşlanıyor. Gözüne kestiriyor diyelim. Sonra bu kişi tam bana göre birisi dediğinde çeşitli girişimlerle birlikte meşru bize bilinen nikahla herkesi de duyularak bu birlikteliği garanti altına alıyor. O kişiyle evleniyor. Sonrasında bununla bitiyor mu? Hayır. Sonrasında o yuvayı şenlendirecek çocuklar istemeye başlıyor. Maalesef bize 1960'lardan beri hep
iki çocuktan fazla çocuk sahibi olmayın gibi bir şey empoze edilmiş. Mesela 1962'de olsa gerek, tarih 60'lı yıllarda ama tarihte belki yanlış söyleyebiliriz. Aile planlaması genel müdürlüğü kuruluyor Türkiye'de. Yani nüfusu azaltmaya yönelik bir çaba. Aslında burada ruh sağlığı açısından değerlendiriyorum ben. Hani siyasiler farklı, herkes farklı değerlendirebilir ama ruh sağlığı açısından 3 ve üzeri çocuk, hatta 4 çocuk, 5 çocuk daha sağlıklı. O ailedeki çocuklar, orada yetişenler daha paylaşımcı, daha dayanıklı, daha çok sorumluluk alabilen bireyler olarak yetişiyor. Tabii her zaman %100 böyle çıkmayabilir. Buradaki ilgi de önemli. Şimdi bu bağlamda aslında bizim fıtratımızda da var çocuk sahibi olma isteği. Kadınlarda da var, erkeklerde. Erkek bunu istiyor. Yani bir çocuğum olsun, çocuklarım olsun, mesleğim bu şekilde devam etsin istiyor, bu beklenti içerisinde hareket ediyor. Kadın da aynı şekilde. Hatta çocuklara soruyoruz. Küçük daha 3-4 yaşındaki çocuklara, büyüyünce ne olmak istiyorsun? Anne olmak istiyorum. Erkeğe soruyorsun, baba olmak istiyor. Çünkü bu yaşlarda çocukların fıtratı perdelenmemiş. Engeller yok. Çeşitli şeylerle kapatılmamış. Dolayısıyla doğal olarak düşündüklerini, gördüklerini söylüyor. Demek ki yaratılışta insanlar çocuk sahibi olmayan, yani Peygamberimizin de ifadesiyle neslin devam ettirmeye meyilli aslında. Ve evliliğin nihai amacı da bana göre çocuk sahibi olmak. Asıl amaç. Çünkü çocuk sahibi olamadıkları zaman o evlilerin yaşadıklarını bir düşünün. Bunlar. Mutlaka depresyon yaşıyorlar. Ansiyete yaşıyorlar. Yani bize gelen örnekleri de var. Terapi örnekleri de var. Bunlardan yola çıkarak söylüyorum. Bu manada çocuk sahibi olmak önemli. Evet, şimdiye kadar niyetleri söyledik. Şimdi artık evlilik kararı verildi. Amacımız belli. Neden evlendiğimizi konuştuk. Evlilik kararını verdik. Bu tam evlilik kararını verdiğimizde şöyle biraz daha yine yeni ve eski evlilikleri ve yeni evlilikleri bir daha değerlendirdiğimizde günümüzde çok önceki zamanlardaki evliliklere baktığımızda daha çok tavsiye yoluyla, buna işte görücü usulü denir, değil mi? Tavsiye yoluyla evlilikler hakim. Burada görüşme yok değil ama günümüzdeki gibi değil. Günümüzde ise evlilikler değişti. Yine tavsiye yoluyla evlenenler var azınlıkta. Başka aşk yoluyla, hatta bunu flörte çevirerek evlenenler. İkinci evlilik şekli. Üçüncüsü, medya, internet yoluyla evlenenler. Bu da artmaya başladı. Ve dördüncüsü de, ben onu başta anlatacaktım ama günümüzdeki evliliklere eklenen bir de diyafon evliliği denilen bir şey var. Şimdi niyetlerin ne kadar değiştiğiyle ilgili de önemli bir örnek. Bunu da anlatmak istiyorum. Kayseri'de oğluna işte oğlunu evlendirmek isteyen kız bakan bir aile bir adres almışlar işte. Telefonunu almışlar kızın ailesinin. Ve oraya gidiyorlar. Kıza bakmaya gidiyorlar. Apartmanın girişindeler. Diyafona basıyorlar erkek tarafı. Annesi, teyzeleri. Ve efendim diyorlar işte biz hayırlı bir iş için geldik. Tanrı misafiri kabul eder misiniz? Yukarıdan ses geliyor. Ayrıları mı açacaksınız, birlikte mi oturacaksınız? Bakın birinci şey bu soru. Aşağıdan cevap, ayrı ev açacağız diyorlar. Bu sefer soru şeyi değişiyor, aşağısı soruyor. Efendim diyorlar işte, kızınız duyduk ki çalışıyormuş, çalışıyor mu gerçekten? Evet çalışıyor diyor kızın ailesi. Bu diyalog devam ediyor. İkinci soruları öğretmen mi diyor yine erkeğin ailesi. Kızın ailesi de evet öğretmen diyor. Üçüncü sorularda kadrolu mu sözleşmeli mi? Kadrolu dedikten sonra
erkeğin ailesi yukarıya çıkmaya karar verdi. Bakın maddi temelli evliliklere bir örnek. Bu Kayseri'de bizzat yaşanmış, benim de evlilikle ilgili evleniyor muyuz isimli kitabımda aldığım önemli bir örnek, iletişim kısmında almıştık bunu baş tarafında. Ben bunu diyafon evliliği olarak da literatüre geçmiş bir şey olarak kabul ediyorum, biraz ironik ama evet, günümüzde evlilikler bu şekilde gerçekleşiyor. Aşk evlilikleri daha ağır basıyor görünen o. İnternetten evlenenler de işte biz aşık olduk, sevdik, ondan dolayı evlendik diyorlar. Dolayısıyla günümüzdeki evlilikleri biz aşk evliliği olarak görüyoruz. Bunu da ikiye ayırıyoruz aşkı. Bir romantik aşk, ikincisi paylaşımcı gerçek aşk. Romantik aşk daha kısa sürede, işte gördüğü zaman kişinin vurulması, çok hızlı bir şekilde etkilenmesi, heyecanlanması şeklinde gerçekleşen, daha çok cinsel çekime dayalı aşkız. Romantik aşkta devamlılık yok, saman alevi gibi. Yani bir süre sonra kişi o heyecanını kaybedebilir. Maalesef bugünkü evliliklerin birçoğunda da romantik aşk var. İkinci aşk şekli paylaşımcı aşk, ki gerçek aşk aslında diğer ifadesiyle. Evet, insanlar yine seviyor ama ilişkiyle onu destekliyor. Paylaşımla destekliyor ve süreç içerisinde gelişiyor. Hemen birden gelişmiyor. Evliliklerinde sorun yaşamadan 30 yılı, 40 yılı dolduran kişilerde bunu görüyoruz paylaşımcı aşk. Ve buna örnek vermemiz gerekirse paylaşımcı aşka, 12. yüzyılda yaşayan ünlü fıkıh alimi Semerkandî. Semerkandî'nin kızı Fatıma evlilik çağındadır. O dönemin en önemli bilim adamı kendisi. Ve emirler, o dönemin büyükleri diyelim, önemli kişileri, kızıyla evlenmek istiyor. Bir sürü evlilik teklifleri var. Ama hiçbirini kızı Fatıma kabul etmiyor. Semerkandî'nin talebelerinden Haşani isimli birisi, o talip oldu Fatıma'ya. Fatıma'nın cevabı babasının yazdığı bir kitaba, mesela şerh yazmasını istiyor. Ona bir şerh yazsın, ondan sonra değerlendirebilir. Ve uzun süre bununla uğraşıyor. Öyle kolay değil yani evlenmek geçmişte. Kaşani 7 ciltlik şerh yazıyor mesela. Ve sonunda Fatıma kız adayı, yeğenim adayı bunu değerlendiriyor ve kendisine uygun olduğunu düşünüyor. Evlenmeyi kabul ediyor. Sonrasındaki ilişkileri daha paylaşıma dayalı, gerçek aşka dayalı, daha çok istişare yoluyla karşılıklı karar vermeye dayalı. Hani biz şöyle zannediyoruz, geçmişteki evliliklerde erkek ne derse oluyor, kadının hiçbir söz hakkı yok, böyle bir şey yok, bunu daha net ifade ediyor bu örnek. Ve sonrasında bir gün başka bir şehirden, uzak bir şehirden medrese hocaları, medrese yöneticiliği teklifi alıyor aşık. Ve bunu eşime danışmalıyım diyor, eşiyle görüşüyor, epey düşünüyorlar. Çünkü eşi ailesinden uzaklaşacak. Düşünün, bir kız ailesinden uzaklaştığına ne kadar bunalıma gider bizim karşısında. Ama Fatıma burada eşinin kariyerini düşünerek, onun da geleceğini düşünerek gitmeye karar veriyor. Yine karşılıklı şeyle alınan, istişare yoluyla alınan kararlara ve paylaşımcı aşka, gerçek aşka örnek. İkinci örneğimiz romantik aşka. Aşkla ilgili vereceğimiz örnekle güneşin batmadığı İngiltere'de Ali Hoca'nın, Ali Kuşat Hoca'nın da yıllarca kaldığı bir memleket İngiltere, Sylvia Plath. 1920'li 30'lu yılların önemli şairlerinden, yazarlarından önemli bir kişi, bayan ve
komünist fikirleri benimsemiş o dönemde. Fakat bir süre sonra dayanamamış, evlenmeye karar vermiş. Evlendiği ikisi de Ted Hodges. O da yine ünlü bir isim, şair, sanatkar bir isim. Ve o düğün İngiltere'de yılın düğünü olarak gözüküyor. Çok önemli medyada yer alıyor. İşte ne kadar mutlu olacaklarını düşünüyor insanlar. İki bilim adamı veya iki yazar evlenmiş oluyor diye düşünüyorlar. Neyse evlilik gerçekleşiyor. İki tane de çocukları oluyor. Yine feminist düşünceye dayanamıyor Sylvia Plath. Normalde onlarda çocuk sahibi olma yok, çocuk sahibi olmaya da karar veriyor. Hatta ikinci çocuğunu da doğuruyor. Eşi onu aldatmaya başlıyor. Ama buradaki aşk, romantik aşk, hızlı bir şeyle gerçekleşiyor. Ve paylaşım yok. Hatta evde, bunu yine yazarlardan bir tanesi de yazmıştı köşe yazısında. Kavga ederlerken, bayan olan Sylvia Plath eşinin yanağını tutuyor ve yanağından bir et parçası koparıyor. Aynı şekilde Ted Hodges, erkek olanla saçını tuttuğunda bir tutam saç oluyor eşinin başına. Böyle bir son ve tabi acı bir sonla bitiyor. Sylvia Plath intihar etmeye karar veriyor ve kendi hayatına yaşama son veriyor. Bu da Batı dünyasında yaşanan romantik aşka ve sonucuna bir başka örnekler. Bununla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz. Evet, özetlememiz gerekirse, şimdiye kadar anlattıklarımızı şöyle toparlamamız gerekirse, erkek ve bayan bir elmanın iki yarısı olabilecek kadar hazır olmak. Artık bütün bir elma teşkil edebilir. Yani evlilik sorumluluğunu kaldırabilecek kadar yarım bir elma halindeyse erkek, bayan da aynı şekildeyse, o zaman evlilik gerçekleşebilir. Devam ettiğimizde erkek ya da bayan pek başlarına henüz bir yarım elma edemiyorlarsa, evlenince değişir demek sadece hayal. Maalesef bizde evliliklerin bir kısmında da bu var. Aileler psikolojik sorunlarını, gençlerin yaşadığı ruhsal sorunları sonra düzelir, evlenince düzelir düşüncesiyle öteliyorlar. Mesela manik depresif hastası, manik depresif sorunu yaşayan psikolojik sorun yaşayan bir bayan, ailesi evlenirken erkek tarafından bu durumu söylemiyor. Yani erkek evlendikten sonra bunu diyor. Hatta şizofreni veya başka psikotik rahatsızlıklar yaşayanlar da var. Dolayısıyla işte bu sorunlar evlendikten sonra düzelir demek yanlış bir anlayış. Tam tersine evlilikle birlikte kişinin o yaşadığı şok ve beraberinde o sorunlar daha güçlü bir şekilde ortaya çıkar. Bu bağlamda yarım elma olabilmek önemlidir diye düşünüyorum. Bu bölümümüzü dinlediğiniz için sabırla hepinize teşekkür ediyorum ve soru cevap kısmına da geçelim diyorum. Evet, ona geçmeden önce bir şiir okuyacak mı soru cevaptan önce? Bütünlük içerisinde kaldı, konumuzu da özetleyen, belki okumuşuzdur Can Yücel'in bir şiiri. Bir eşi olmalı insan şimdi. Anlattıklarımızı da özetleyecek nitelikte. Bir eşi olmalı insan. Bakarken yüreğinin kabardığı, gözlerinden gözlerine yüreğinin aktığı, aşık olduğu bir eşi olmalı. Sabah gözlerini açtığında yanında olduğunu görüp şükürler etmeli. Toplamalı saçlarını, uyuyan eşine şefkatle bakıp usulca dokunmalı yüzüne. Bir eşi olmalı insana. Rüzgar onun kokusunu getirmeli.
yağmur onun sesini. Elleri yanabilmeli, ellerini tutabilmek için. Akşam onu görecek diye pır pır etmeli yüreği. Kelebekler gibi olmalı insanın kalbi. Ayakları birbirine dolaşmalı heyecandan. Eve dönerken bir şey. Beklemek asırlar gibi uzun gelmeli. Gelişiyle sonsuz bir nur olmalı içine. Bir eşi olmalı insanın. Yüzüne baktığında konuşmadan anlamalı derdini, tasasını, öfkesini, kederini, sevincini, coşkusunu. Güven duymalı her şeyine. Başını göğsüne koyup huzurla uyuyabilmeli. Tüm düşüncelerden arınmış olarak. Babası, abisi, arkadaşı, sırdaşı, dostu, anası, çocuğu olmalı. Şımarabilmeli yanında. Kıskanılmalı zaman zaman. Bir eşi olmalı insan. Cennetten köşe almışçasına sevdiği, sakındığı, bakmaya kıyamadığı, her hücresinde bir aşkın fışkırdığı, çölde okyanusu yaşadığı bir eşi olmalı insan. Ben seni ölene kadar seveceğim. Boş ver. Ben seni sevdikçe ölmeyeceğim. Evet, hepinize teşekkür ederim. Sorularınızı alabiliriz. Siz de sinirli birisiyseniz onu tolere etmek çok zor.
denge politikası burada önemli. Karşı tarafın bazı özelliklerini de bilmeniz gerekiyor. Yani sadece fiziksel görünüm bunlar yetmiyor evlilikte. O alanda dünya görüşü, huy, karakter bunları da incelemeniz gerekiyor. Evet. Başka var mı sorusu olanlar? Mikrofonu verelim. Sunumuz esnasında belli değil, bu noktada biraz
konfesyonelce. Yani bizde genel sıkıntı bir şeyi yapmak için yapma var. Ondan ziyade amaca matuf bir şekilde bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Yani ciddi aile eğer böyle bir şey yapacaksa, yapıyorsa belediyede aile terapistlerin olması gerekiyor ve sadece o işi yapmaları gerekiyor. Bunun yanında da özellikle bu evlilik okulu bahsettiğim şey daha çok ona yönelikti. Ve anne baba okulu tarzı çalışmaların belediyelerin öncelik sırasında, yani ilk sıralarda yer alması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sadece Kayseri için söylemiyorum. Ben bunu genel bir akademisyen olarak, bir yazar olarak eleştirimi söylüyorum. Bu siyasi bir eleştirinin de ötesinde, yani bir uzman olarak özellikle bu alandaki eksiklikleri görüyorum. Bu tür çalışmaları bence daha sağlam, daha profesyonelce, daha oturmuş bir şekilde yapmaları gerekiyor. Mesela hani sadece bir iki tane etkinlik yapmak değil, bununla bitmez. O noktada tabii uyarımız da o şekilde. Yani belediyede nasıl değerlendirilir, onu bulabiliriz. Güzel çalışmalar. Olması gerekenler aslında. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Sadece belediyeler değil. Bu konuda işte toplum ruh sağlığı merkezi, yani Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi adımlar atması gerekiyor. Hatta daha ötesi genel anlamda düşündüğümüzde ruhsal sorunlara yönelik. Sadece aile sorunları değil. Çünkü kişi evlilik sorunuyla geliyor size. Neyi var? Panik bozukluk yaşıyor. Aşırı bir obsesyon, obsesif kompulsif bozukluk yaşıyor. Ne bileyim, kronik depresyon hastası. Bir sürü işte kişilik bozuklukları, borderline kişilik bozukluğu yaşıyor. Yani bunların da aynı zamanda tedavi edilmesi ya da terapi sürecine alınması gerekiyor. Çünkü bunlar tedavi edilmeden, yani bunlara yönelik rehabilitasyon yapılmadan, çalışma yapılmadan o evlilikteki sorunu çözemezsiniz. Çünkü sorun ondan kaynaklanıyor mesela. Kişi aşırı kaygılı, ansiyete bozukluğu var. Sık yaşadığı terapilerde örnek olduğu için söylüyorum. O kadar kaygılı ki, yani her şeyden şüphe duyuyor. Ve bu kendine de zarar veriyor aslında. Eşiyle ilişkisini de bozuyor. Şimdi bu kişideki bu yönü elemini etmeden, bu yöne yönelik çalışma yapmadan, işte bakın sizin iletişim anlamında sorunuz var, bu çok yüzeysel kaçıyor. Yani benim söylediğim daha uzmanca, daha derinlemesine ve işi, yapılacak olan çalışmayı gerçekten sonuca ulaşmak için yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yoksa var belediyelerimizin çok kurumu bu anlamda bazı çalışmalarında görüyoruz, yani bazılarından haber veririz. Evet, başka bir soru var mı? Hocam, öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Ben bir rahatsızlığını dileyeceğim. Ömer Başbakan. Son yıllarda televizyon programlarında, izdivaç programlarında bu kutsal aile kurumunu ciddiyetsizleştirme adına günde belki milyonlara ulaşabilecek bir program oluyor. Biz burada belki 100-200 insana bunu duyuruyoruz ama orada ellerindeki bu imkanlarla milyonlara bu ciddiyetsizliği aşılıyorlar. Bu konuda Aile ve Sosyal Bakanlığı ile ilgili çalışma başlatabiliyor mu? Ya da bunların yayından kaldırılması, bu tezatlığı giderebilmemiz adına biz ne gibi çalışmalar yapabiliriz? 10 evlilik yapmış bir Seda Sayan'ın izdivaç programı ne kadar, tezattır? Evet, maalesef o konuda biz de büyük bir rahatsızlıkla izliyoruz bu programları. Gerekli yerlere de iletiyoruz ama çok bir çalışma yapılan bir iş değil. Biz bu eğitimin başlangıcına Aile Bakanımızı da davet ettik, daveti gönderdik. Da duyurduk ama kendileri yoğun olduğu için gelemeyeceklerimiz belirttiler. Belki önümüzdeki sonraki oturumlarda gelebilmeyi imkan olursa geliriz dedi. Şimdi tabii şöyle bir sıkıntı da var. Yani Aile Bakanlığı farklı bir yapı. Birçok bilimle ulaşıyor. Aslında boşanmalar, aile ile ilgili sadece bununla ulaşan bir bilimin olması gerekiyor. Yani bu nedir? Aileyi koruma. Ben hatta projede de onu belirtmiştim projede. Aileyi koruma başkanlığı mesela.
tamamen bu işle uğraşan ama başka diğer mesela engellilerle de uğraşıyor aile bakanları. Şimdi diğer taraftan yetiştirme yüklerine de uğraşıyor. Çok dağılı bir parçalar. Yani tamamen bu işle uğraşan kişilerin olması gerekiyor veya birimlerin olması gerekiyor. Yoksa boşanmaların önünü alamadığımız gibi yarın Amerikan toplumuna döneriz. Yani bir yerde okumuştum, iki kişiden biri boşanıyor Amerika. Yani bizde de dört kişiden biri boşanıyor, oraya doğru gidiyoruz. Yani bu gidişat hayra alamet değil. Bu tabii evlilik programları izlemekle veya bunların şeyiyle bu süreci kısaltmış oluruz aslında evlilik programlarıyla. Daha çok orada hem modeller sıkıntılı, hem yöntem sıkıntılı. Yani işin davasında var. Aslında o kutsal dediğimiz daha insanlığın yaratılışıyla, ortaya çıkışıyla birlikte var olan evlilik, aile müessesesini biz böylece ayaklar altına alıyoruz aslında. Hakkı oluşturuyoruz. Bunun tabii ki gerekirse kapatılması lazım. Yani gerekirse bu konuda uyarının yapılması lazım. Yani biz bile bile göre göre kendi aile yapımızı mahvedemeyiz. Evet, başka soru soran var mı? Siz zaten şeyi söylediniz cevabını. Yani bu gerçekten isteyerek olması gereken bir şey. Şimdi geleneksel yapımızda Kayseri'de özellikle ben 15 yıldır hatta 16. yıl olacak Kayseri'de yaşıyorum ve İç Anadolu'da da aşağı yukarı aynı. Ne yapıyor? Genç kızlar işte bekarken normal açık kıyafetlerle dışarıya çıkıyorlar ama evlendikten sonra kapanmaları gerektiği söyleniyor. Yani burada artık bir gelenek haline gelmiş. Evlilikle birlikte kapanıyorlar. Yani bu kendi istekleriyle mi oluyor? Biraz bunu araştırmak lazım detaylı bir şekilde. Ama bu işler tabii farklı. Hatta yine batıya baktığımızda bu şekilde işte başka bir dinden olup da mesela Hristiyan olup da Müslüman olan İngiltere örneğini okuyordum yakın zamanda. Birçok kişi var. Yani evlenecek İşte eşini seviyor, ondan dolayı Müslüman olanlar var mesela. Yani iş daha da ileri boyutlara varabiliyor. Sizinki de çok farklı bir durum değil aslında. Bu da iyi irdelemek lazım. Yani gerçekten istiyor muyuz? Karşı tarafın da ona göre bir değerlendirme yapması lazım. Çünkü bu istemeyerek olduğu zaman sonrasında farklı sonuçlar yol açıyor. Mesela böyle tipleri görüyoruz. Yani bir bakıyorsunuz başı açık bir bayan. 2 ay sonra başını kapatıyor, 3 ay sonra tekrar açıyor. Bu gerginlikleri yaşayan insanları görüyorsunuz. Bundan ziyade bunu bir tercih olarak, yani kapatıyorsa kapattır, kişi kapatmıyorsa kapatmaz. Bu kendi tercihidir ve bunun kendi içinden geldiği şekilde olması daha önemlidir diye düşünüyorum. Şimdi bir soru da geldi, romantik aşk, gerçek aşka dönüşebilir mi? Bu ikisinin ayrımını yapmamızı istemiyor. Tabii ki romantik aşk zamanla eğer şöyle diyelim, aşk bir ilişkiyi başlattı bizim. Bir ilişkiyi başlatmış olur aşk olduğumuz için. O aşkı biz doğru bir şekilde destekleyebilirsek, yani bir ilişkiyi doğru şekilde yürütebilirsek karşı tarafı ciddiye alarak ama kendi benliğimizi de yok etmeden, yani iki tarafında benini o bütün içerisinde yaşamasına fırsat vererek karşı tarafa fazla baskı yapmıyor ama ilişkiyi doğru bir şekilde yürütürsek zaman içerisinde gerçek aşka, romantik aşk dönüşebilir. Bunun örnekleri çok.
Evet, başka soru? Son soruyu da sizden alalım. Merhaba hocam, ismim Cemil Uygur. Evliliğin gecikmesinin en büyük nedenlerinden biri de malumunuz öğrencilik. Aileler öğrencilik bitmeden, çocuklara iş sahibi olmadan çocukların evlenmesine izin vermiyorlar. Maalesef. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Evlilik ve öğrencilik bir arada yürür mü? Teşekkür ediyorum. Şimdi biraz zor yürür. Onu söylemiş olduğum ben de öğrencilik biraz uzun sürmüştü. 27 yaşında evlenmiştim. Yani bu zor bir şey. Orada öğrencilerin bu duygusunu anlıyorum. Yani birini seviyorsunuz, evlenmek istiyorsunuz iki tarafa ama bir türlü olmuyor. Çünkü çok da haksız değiller aslında aileler bir taraftan baktığımızda. Çünkü evlenen gençler de bize de çok geliyor. Öğrencilerden özellikle çok farklı sorunlar var. Yani birçoğunda da boşanma veya boşanma emareleri görüyoruz. Yani değişik duygularla evleniyorlar ama yürütme evliliği hem ekonomik anlamda hem sorumluluk anlamda evliliğin gerekleri anlamında zor biraz da. Yani bu manada çok da haksız bulmuyorum. Yani desteklerlerse ekonomik anlamda ve başka manada iki tarafın ailesi de belki olabilir. Bu tür evlilik bültenler de var. Onlarda bir sorun gözükmüyor ama hem ekonomik hem başka türlü sorunlar aşamadan evlilik gerçekleşirse sadece işte biz birbirimizi sevdik, sanmamız seyran olur düşüncesi biraz zor yani. Evet, kısaca böyle özetledik. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Diğer oturumda ikinci haftada tekrar görüşmek üzere. Evet, öğretim görevlisi Sayın Mustafa Atak, çok teşekkür ediyoruz. Seminerin ilk programında bizleri aydınlattı. Bir sonraki programda da yine kendisi sunum yapacak. O da bir değişiklik olduğunu belirtelim. Öyle mi? Evet, programımız normalde ikinci sunumun son haftaydı, 6. oturumdaydı. Fakat önümüzdeki hafta gelecek olan Profesör Kandil Özköse Bey'in zorunlu bir programı nedeniyle onu 6. oturuma aldık. Yani son oturumda evlilik ve maneviyatı dinleyeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız. İnşallah. Evet. Yine katılımlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocamıza da. Ve günün anısına plaket takdim etmek istiyoruz Erciyes Üniversitesi olarak. Ve saygıdeğer hocamızın eşini biz uygun gördük. Sayın Zehra Atak, plaketi takdim etmek üzere sizi sahneye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkürler. Evet, salon dışında hemen standta hocamızın kitapları sizler için satışa sunuluyor ve hocam imzalayacak arzu edenler için. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için ve bir sonraki seminere de hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.